Herkese merhaba sevgili meslektaşlarım. Hoş geldiniz. Sizleri İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu adına sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Profesör Doktor İhtar Köksal hocamız bizimle beraber olacak. Yine yaklaşık 2 sene önce Haziran ayında 2022'de bu maymun çiçeği hastalığı tek gündem olduğunda tekrar hocamızla o dönem hızla bir araya gelip bununla ilgili bir bilgilendirme semineri yapmıştık. O zaman da yine Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel acil durum ilan ettiği bir dönemdi. Avrupa'da ilk vakanın görülmesi üzerine acil durum ilan edilmişti ve yaklaşık bir sene sürmüştü. Bir senelik sessizlikten sonra yine bu ayın ortasında 14, yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 14 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü tarafından yine uluslararası acil durum ilan edildi. Bu sefer biraz daha farklı varyantlardan bahsediliyor. Aradan 2 sene geçti. O yüzden de bu konuyu gündemimize almak, hocamızın bize değerli bilgilerini aktarmasını istedik. Hem güncel bilgilere sahip olalım hem de yine biz eczacılar olarak bu salgında ve bu durumda nelerden sorumluyuz ve hem bilgilendirme hem de hastalığın, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla neler yapabiliriz? Birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları olarak bunları değerlendirelim istedi. İhtar Hocam tekrar çok teşekkür ediyoruz. Yine bizi kırmadınız, bizimle berabersiniz. Ben teşekkür ederim. Ben müsaadenizle sözü size vermek istiyorum. Soruları aşağıdaki soru bölümünden, sohbet ya da soru cevap bölümünden ben topluyor olacağım. Ve hani sonunda size soruları iletiyor olacağım. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi toplantılar diliyorum herkese. Teşekkür ederim. Başta Simle Hanım olmak üzere İstanbul Eczacılar Odası Yönetim Kurulu'na teşekkür etmek istiyorum. Hastalığa göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle ve beni konuşmacı olarak davet ettikleri için ben de bir bilgi güncellemesi yapacağım. Simle Hanım'ın da söylediği gibi 2022'de sizlerin yoğun ilgisiyle bir konuşma yapmıştık. Şimdi yine güncellenmiş olarak isim değişikliğiyle birlikte bu geçen zamanda isim değişikliği de oldu. Artık maymun çiçeği ya da monkeypox yerine Dünya Sağlık Örgütü Mpox ya da M çiçeği ifadelerinin kullanılmasını öne çıkardı. En önemli değişikliklerden birisi bu geçen 2 sene içerisinde bu oldu. İzninizle konuşmama ben de devam edeyim. İçerik olarak baktığımda önce hastalıktan ve epidemiyoloji belirti bulgular ve işte korunmasına kadar giden bir sunum yapacağım. Eğer vakit kalırsa kısaca gündemde olan Batı Nil ateşinden de bahsetmek isterim zamanımız kalırsa. Şimdi maymun çiçeği virüsü ya da Mpox dediğimiz hastalığın etkeni olan virüs aslında inek çiçeği ve çiçek hastalığı ile aynı virüs ailesinden gelmekte. Bu bir DNA virüsü arkadaşlar. DNA virüsü olmasını şundan dolayı belirtmek istiyorum. Hem COVID ile karıştırılıyor ve işte COVID pandemi yaptı. Bu virüsle bir pandemi yapacak mı diye bir toplumsal endişe olduğunu görüyoruz. Şimdi mümkün değil çünkü DNA virüsleri öyle RNA virüslerinde olduğu gibi hızlı çoğalan virüsler değil. Hızlı çoğalmadıkları için de yeni mutasyonlar yapmazlar. Bakın bunca yıl içerisinde ki bu sene acil durum ilan edilmesinin en önemli sebeplerinden biridir. Virüsün yeni bir kleti ortaya çıktı. Bunlar klade demek şu, aynı virüsün alt tipinin oluşması. Hiçbir değişiklik yok ama küçücük bir değişiklik yapıyor. Yine bu da COVID gibi değil. İşte bu klade 1 ve 2 olarak zaten iki klade vardı. Fakat klade 1'de bir şeyler oldu. Ne oldu? Bir subgrup meydana geldi, 1B diye. Ve bunun özelliği de hem hızlı yayılması hem de hastalığın biraz daha ağır geçmesi. Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan etmesinin en önemli sebebi bu. Çünkü Clade 1 aslında bu hastalıklar Afrika'da endemik olarak bulunmakta. Clade 1 Orta Afrika'da özellikle de Kongo havzasında endemiktir. Ve %3 ila 10 arasında da ölümcül seyredebilir çünkü ciddi seyirli. Şimdi ne oldu? Clade 1 zaten hani mortalite riski olan, ağır seyreden bir çocuk, özellikle çocuklarda ağır seyreden bir virüs.
Bir de buna yeni bir işte grup 1B gelişerek ne yaptı? Hastalığın daha kolay bulaşmasına ve daha kolay yayılmasına olanak sağladı. Clade 2 ise aslında en yaygın olan dil. Batı Afrika'da endemik, daha hafif seyirli ve 2022'de gördüğümüz salgında, vaka artışlarında bu sorumluydu. Ama şimdi biraz değişti durum. Şimdi biraz 1B'de bir tırmanış var ve dikkatli olunması gerekiyor. Aslına baktığımızda Mpox bir zoonotik hastalık. Zoonotik hastalık demek hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık. Ve daha sonra insandan insana da bulaşma özelliği olduğu saptandı. O nedenle Mpox bir zoonotik virüs olmasına rağmen hem hayvandan insana hem de insandan insana bulaşabilme özelliği olan bir virüs. Peki nerede? Özellikle tropik yağmur ormanlarının olduğu ve virüsü taşıyan hayvanların bolca yaşadığı Orta ve Batı Afrika'da endemik olarak yaygın bir şekilde bulunur. Peki hangi hayvanlar? Sincaplar, sıçanlar, kemirgenler, diğer kemirgenler, farklı maymun türleri ve çim köpekleri. İnsanlarda da dediğim gibi yayılabilir ve önemli bir özelliği de biyoterörizm amaçlı kullanılabilecek bir virüstür. ICD-10 kodu da B04 olarak yer almakta. Peki neden M çiçeği ya da maymun çiçeği denilmekte? Aslında maymun çiçeği denmesinin sebebinin ana nedeni 1958 yılında Danimarka'da Afrika'dan gelen araştırma laboratuvarında yaşamını sürdüren maymun kolonilerinde tanımlanmış. Halbuki bu maymunlar başka amaçlarla, deneysel amaçlarla kullanılacakken onlarda var olan hastalık nedeni araştırıldığında bunun çiçek hastalığına benzer bir virüs olduğu, işte o nedenle de Mpox olarak adlandırılmış. Yoksa sadece maymunlardan insanlara bulaşan bir virüs değil. İşte bugün bu nedenden dolayı da Mpox ya da M çiçeği olarak anılmakta. Peki hayvanlarda 1958 yılında maymunlarda saptandı. İnsanlarda ne zaman? İnsanlarda bildirilen ilk vaka da 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 9 yaşında bir çocuktu arkadaşlar. Hayvanlardan bulaşmış, hayvanlarla kemirgenlerle temas halinde olduğu için ve ondan sonra da insandan insana yayılma başlamış. Evet, hastalık Afrika'da endemik. Peki Afrika dışında görüldü mü? Evet. İlk görülmesi de 2003 yılında Afrika dışına virüs çıktı. Nasıl çıktı? Ghana'dan Teksas'a gönderilen kemirgenlerle teması olan çayır köpekleri. Bu köpeklerle temas eden insanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde 2003 yılında ilk vaka bildirildi ve ondan sonra da çok arttı. Amerika Birleşik Devletleri hastalığın en fazla görüldüğü yerlerden birisi. Bundan sonra da Singapur, Birleşik Krallık ve dünyanın diğer yerlerinde de Afrika dışındaki ülkeler olarak hastalığın görüldüğünü görüyoruz. Burada Afrika dışına virüsün çıkmasının en önemli sebebi Afrika'dan ithal edilen hayvanlar ve karkaslar. Peki insanlarda da seyahatlerle hem oraya giden insanların alıp virüsü başka ülkelere götürmesi hem de Afrika'daki insanların diğer ülkelere giderek oradaki insanlara yakın temasta bulaştırmasıyla artık bugün bir dünya hastalığı olarak yerini almış durumda. Endemik olduğu ülkelere baktığımızda tek tek saymayacağım ama bu ülkelerin hepsi Batı ve Orta Afrika'da yer alan Afrika ülkeleri oralarda endemik olarak bulunmakta ve bu ülkelerden hayvanlar ya da insanlarla dünyanın diğer yerlerine göçmüş durumda. Şimdi bu slaytı 2022'den hatırlayalım. Bakın burada 2022'de Türkiye beyaz, yani hastalık yok. Ama yine Amerika kıtasına bakıyoruz. Amerika kıtasında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da hastalık oldukça yaygın. Yine Avrupa'da, İngiltere'de, kuzey ülkelerinde, İspanya'da, İtalya'da vakalar var. Afrika'da, Orta ve Batı Afrika'da zaten endemik olarak bulunmakta. Ve o zamanki baktığımızda Türkiye yok bu haritada dikkat ederseniz. Daha bildirilmemiş ama hem Avrupa'da hem Orta Doğu'da hem de
diğer ülkelerden birçok ülkenin yer aldığını görüyoruz. Arap Yarımadası dahil. Geldik 2024'de arkadaşlar. 2024'te işler değişti. Dünya Sağlık Örgütü hastalığı tekrar endişe verici hastalıklar grubu içerisinde değerlendirdi. Biraz önce söylediğim nedenlerden dolayı. Çünkü başta Demokratik Kongo Cumhuriyeti olmak üzere Afrika ülkelerinde arttı ama bunun yanı sıra özellikle Clade 1B'nin artmış olması dikkatleri bu hastalığın üzerine biraz daha çekmek amacı ile endişe verici halk sağlığı sorunu olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi. Çünkü ölüm oranı daha yüksek ve çok daha kolay, çok daha hızlı yayılıyor ve neredeyse 100 vakadan 4'ü ölümle sonuçlanabiliyor. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü daha geçen hafta acil bir önlem daha aldı. Enfeksiyonun yoğun olduğu ülkeleri kontrol altına alalım ki bu hastalığın dünyaya yayılmasını engelleyelim dedi. Bu nedenle de o ülkelerde yani hastalığın endemik olarak görüldüğü ve vaka sayısının arttığı başta Demokratik Kongo Cumhuriyeti olmak üzere toplu aşılama programlarını gündemine aldı. Ve geldik 2024'teki haritaya. Bakın 2022'de Türkiye'de vaka yoktu ama 2024'te var. Neden? Çünkü 2022 salgınında Türkiye'de biri de benim vakam olmak üzere 12 vakada hastalık doğrulandı. Şimdi şunu unutmayalım. Hastalık belirti verip test yaptıranlarda tespit edildi. Onlar kayda girdi. Ama bir de bunun yanında test yapılmayıp belirlenemeyen vakalar var. Muhtemelen Türkiye'deki Afrikalı popülasyonunu veya insanların ne kadar fazla seyahat ettiğini de dikkate alırsak, işte bu ticari olabilir, gezme amaçlı olabilir, turizm amaçlı olabilir. Vaka sayılarının ben daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ama 2024'te henüz vaka bildirilmedi ve haritaya baktığınızda konfirme edilmeyen vaka şuralarda görülmeyen yerlerde yani beyaz olarak görülen yerlerde vaka bildirilmediği için harita böyle. Halbuki oralarda da vaka vardır. Çünkü dünyaya artık yayılmış durumda ama hastalık düzeyine baktığımız zaman Amerika kıtası yine başı çekmekte. Hastalığın endemik olduğu Afrika'da çok fazla, Avrupa'da çok fazla. Yine Asya'nın birçok yerinde Çin özellikle yoğun olarak görülmekte. Avustralya kıtasına bile gitmiş durumda. Türkiye'de vaka sayısı şurada gördüğümüz 10.99 vaka grubu içinde yer almakta. Peki bugüne bakalım. Bu çok yeni bir bilgi. Geçen haftaki bilgi. Şimdi Afrika'da hastalık evet çok fazla arttı. Yaklaşık 600 ölüm var. Bu sayı belki artmıştır çünkü günlük olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün web sayfasına düşmüyor. Ve 13.791 vakayla Demokratik Kongo Cumhuriyeti ilk sırada yer almakta. Asya'da var. Bakın Pakistan'da ve Filipinler'de Clade 2, Tayland'da ise 1 var. Bu da 1B. Avrupa'da İsveç vakası var. Clade 1 yine. Amerika, Orta Doğu, Okyanusya ve Antarktika'da Clade 1 henüz bildirilmedi. Ama Clade 2, 2022-2024 arası 62 binden fazla ve 141'de ölüm görülmüş. Haziran 2024 itibariyle dünya çapında Afrika dışındaki ülkelere baktığımızda başı Amerika Birleşik Devletleri çekiyor. Yine Amerika kıtasından Brezilya ve Avrupa geliyor. Ondan sonra İspanya, Fransa diye gidiyor. Kolombiya yine Amerika'da. Meksika aynı şekilde. İngiltere'de 3-4 bine yakın vaka var. Peru ve Almanya'da bunu izliyor. Türkiye'de henüz bildirilen vaka yok. Bizlere gelen şüpheli vaka yok. Hani birkaç hastaneye şüpheli vaka dendi ama henüz doğrulanmadı. Onun için Türkiye'de henüz yok gibi gözüküyor. Mevcut küresel duruma baktığımızda 16 Ağustos itibarıyla Burundi, Kamerun, Orta Afrika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gabon, Kenya, Kongo Cumhuriyeti, Ruanda, Uganda, Clade 1'in bildirildiği ülkeler. İsveç vakasını biraz irdeleyecek olursak bu vaka Afrika'da Mpox'un endemik olduğu ülkeye seyahat etmiş ve orada virüsü almış. Dünya Sağlık Örgütü de diyor ki Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda ve komşu ülkelerde ve diğer bölgelerde risk yüksek.
Nijerya ve Mpox'un endemik olduğu Batı, Orta ve Doğu Afrikalarda da orta olarak değerlendirilmiştir. Ve buralara gidenlerin veya buralardan gelenlerin özel takiple irdelenmesi gerektiğini de belirtmekte. Peki pandemi beklentisi var mı? Kesinlikle yok. Bir kere bunu da birkaç kere daha söyleyeceğim. Asla bir RNA virüsü olmadığı için COVID gibi bir pandemi, zaten bulaşma yolları da çok farklı, olmayacaktır. Hemen bulaşma yolları demişken ona gireyim. Endemik olduğu bölgelerden yapılan seyahatlerin ardından ve hayvan nakillerinin, transferlerinin ardından diğer ülkelere de yayılmış durumda. Hem hayvandan insana hem de insandan insana bulaşabilmekte. Hastalık özellikle çocukları çok etkilemekteydi arkadaşlar. Özellikle hastalığın endemik olduğu ülke, Afrika kıtasında. Ama son 20 yılda ortalama yaş 4'ten 21'e çıkmış. Yani demek ki artık erişkinlerde de daha fazla görülmeye başlandı. Maalesef burada da yaşın ilerlemesinde özellikle MSM'ler başta olmak üzere seksüel transmission başta gelen bulaşma yolu. Ve en çok da dediğim gibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülmekte. İnsandan insana bulaşa gelince insandan insana bulaşmakta, yani hayvanlarda tabii bulaşırken tırmalama, ısırma olabilmekte ya da etle temas olabilmekte, çiğ etle ve kemirgenlerle, primatlarla temas. Peki insandan insana nasıl bulaşır? Şimdi maymun çiçeği olan kişiler semptomları olduğu sürece, ki yaklaşık 2-4 hafta sürer, bulaşıcıdır. İnsandan insana bulaşma da bulaşma sınırlı. Yani bu ne demek? Şimdi bir kişi de Mpox tanısını koydu. Bu kişi ancak 6 kuşak bulaştırabilir. Ondan sonra virulans kaybolduğu için bulaşmaz. Yani birinci hasta ikinci hastaya, ikinci hasta üçüncüye, üçüncü dördüncüye, dördüncü beşe, beşinci altıya ama altıncı yediye bulaştırmaz. O nedenle zincir bir yerde kırılır. Bu da pandemiyi engelleyen bir durumdur. O nedenle çok endişe etmemek lazım. Önemli olan infekte olmamak, korunmak. İnsan insan bulaşında özellikle yakın temas en önemli bulaş yolu. Yani ten tene temas dediğimiz temas. Döküntü ve vücut sıvıları ve kabuklanmış olsa dahi yaralar bulaştırıcıdır. Virüs bulaşmış bir kişiyle temas sonucu virüs bulaşmış giysiler, yatak takımları, havlular, yemek tapları, tabaklar gibi nesnelerin tümü bulaştırıcı arkadaşlar. Onun için yakın temas. Hani ben uçak yolculuğunu da burada önemsiyorum. Çünkü eğer kişide lezyon varsa, kıyafetine bulaşmışsa veya eliyle masaya, koltuğa değdiği zaman siz de aynı koltuğa, koltuk koluna elinizi değdirdiğinizde veya kişiye temas ettiğinizde risk meydana gelebiliyor. Direkt sizin kıyafetiniz üzerinden olsa dahi, çünkü elinizi kıyafetinizin üstüne sürebilirsiniz. Ayrıca ağızdaki yüzerler, lezyonlar, yaralar bulaştırıcı. Tükürük yoluyla ağız içindeki lezyonların patlama riski olduğu için yayılabilir. Şimdi tükürük de damlacıklar etrafa yayılıyor. Eğer kişideki virüs miktarı çok yoğunsa, çok yakın temas ve uzun süreli temas varsa bu da bir bulaşma yolu olarak kabul edilmekte. Solunum yolu gibi değil ama bu partiküllerin ortamda olması ve yakın temas olması nedeniyle. Gebelikte plasentadan fötüse geçebilmekte, doğum sırasında da temastan dolayı eğer vajinal lezyonlar var ve vajinal doğum olacaksa bulaşma riski var. Yine yakın temas nedeniyle, yani bebekle anne arasındaki ten tene temas riskinden dolayı yeni doğan da risk altında olmakta. Gelelim sağlık çalışanlarına. Aynı şekilde ev halkı ve cinsel partnerler de hastayla yakın temas halinde olacakları için büyük risk altında olan gruplar olarak kabul edilmekte. Semptomları olmayan kişileri hastalığı bulaştırıp bulaştırmadığı bugün için net değil. Ama esas bulaşma vücuttaki yaralarla olduğu için muhtemelen semptomları olmayan kişilerin bulaştırma ihtimali son derece düşüktür. Peki cinsel yolla bulaşır mı? Bu bize çok gelen bir soru.
Şimdi cinsel temasla direkt cinsel yolla bulaşan bir hastalık değil. Ama genital bölgeler, anal bölge, lezyonların kolay geliştiği alanlar ve en fazla görüldüğü alanlar ve direkt temas olacağı ve bazen travmatik olan bir temas da olacağı için bulaşma riski yüksektir. Ama ten tene diğer temaslarda da bulaşma riski vardır. Endemik olmayan ülkelerde bildirilen vakaların bir kısmı MSM'lerde tespit edilmiştir. Ama dediğim gibi yakın temasla bulaştığı için sadece cinsel yola bulaştığını söylememiz doğru olmaz. Ama önemli bir özellik var. Hastalık döküntüleri uçuk ve sifiliz gibi diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklarla karışabildiği için bakan hekimin bu konuda çok deneyimli olması lazım. Kanı atlanabilir veya karıştırılabilir. O nedenle cinsel olarak aktif olan ve enfekte kişiyle teması olan herkes risk altındadır. Zaten korumasız veya çok eşlilik gibi cinsel yaşam tarzlarında diğer cinsel yolda bulaşan hastalıklara yakalanma riski de yüksektir. Peki risk durumu demişken risk durumu nedir? Bizler düz vatandaşlar olarak riskimiz nedir? Çiçek hastalığına karşı aşılanmış kişilerin Mpox enfeksiyonuna karşı %85'e kadar korunduğu artık bilinmektedir. Yani benim gibi çiçek aşısını yaptırmış olanların riski çok düşük ve hemen hemen yok gibi. Çok travmatik bir bulaş olmadıktan sonra. 1980'den sonra çiçek hastalığı aşısı dünya çapında durdurulduğu için çiçek aşısı yapılmamış olanlar daha yüksek riskli. Yani yeni gençlerde risk biraz daha yüksek olduğunu belirtmek isterim. Ve bu riski azaltmak için de daha yeni yapılan bir uygulama ki kökeni bize ait, bizim Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nde çiçek aşısının modifikasyonuyla tavuklarda pasajlarla çoğaltılıp eşek ve katırlara yapıldıktan sonra elde edilen aşıların köken aldığı MVA-BN yani Bavyera Nordic ekinin gelmesi Modifiye Vaksinya Ankara Bavyera Nordic aşısının 2019'dan beri uygulandığını da söyleyeyim. Bunlar risk altında, bu aşıyı yapanlar da risk altında değil. Bu aşının esas geliştirme sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin Afrika'ya ve endemik olduğu diğer ülkelere giden askerlerini korumak amacıyla, aşılaması amacıyla geliştirilmiş. Özür dilerim. Ve rutin aşılamada herkese uygulanmayan bir aşılama. Ama bugün biliyoruz ki maruziyetten sonraki 4 gün içinde uygulanırsa profilaktik olarak da etkinliğini sağlayabilmekte. Hastalık yeni doğanlarda, çocuklarda, bağışıklık yetersizliği olan kişilerde daha ciddi seyredebilmekte. Sağlık çalışanları da yine risk altındaki grup. Klinik bulgular ve ayırıcı tanıya gelince biraz detaylı değineceğim bu konuya da. İnkübasyon süresi 5-21 gün arasında. İlk semptomlar genellikle ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı şeklinde. Daha sonra döküntü ekleniyor. Döküntü su çiçeğine benzer. Öyle diyeyim çünkü çiçek hastalığını hiçbirimiz görmedik. Ben de görmedim. Ama su çiçeğini biliyoruz. Genellikle ateşin başlamasından 1-3 gün sonra başlıyor. Bir kişi de lezyon sayısı birkaç adet ila birkaç bin arasında değişmekte. Daha çok yüzde avuç içinde ve ayak tabanlarında yoğunlaşma eğiliminde ama diğer organlarda özellikle cinsel organlarda da yoğun olarak bulunabilmekte. Ağızda, gözlerde, vücudun diğer yerlerinde de görülebiliyor. Genellikle 2-4 hafta sürer ve iyileşir. Örneğin bizim hastamızda gövdede de lezyonlar vardı ama daha hafifti. Ve o da 4 hafta içinde geçen 2022 periyodunda iyileşti. Özür dilerim. Ateş evresi genellikle 1 ila 3 gün devam etmekte. Deri döküntüsü de 2-4 hafta değişik aşamalarda devam ediyor.
Makilden papüle, veziküllere, püsküllere ve kamuklaşma oluyor. Ölüm oranı %0 ile 11 arasında, hem kloid tipine göre hem de hastanın klinik durumuna göre değişiklik gösterebilmekte. Küçük çocuklarda daha yüksek. Maalesef Afrika'da küçük çocuklarda bu şekilde ağır vakalar halinde görülebilmekte. Hastalığın semptomlarının yoğunluğuna baktığımızda döküntü %88,5 olmak üzere en fazla görülen semptom. Bunu ateş, sistemik döküntüler, baş ağrısı ve diğer semptomlar izlemekte. Yani şunu söylemek istiyorum. Döküntü belirleyici bir özellik. Pek gözden kaçacak bir tablo değil. Burada da erişkinlerdeki kişideki lezyon tiplerini size göstermek istedim. Erken vezikül 3 milimetre çapında, pek tanı koymak mümkün değil. Küçük püstül, bu da 2 milimetre. Sonra göbekli bir hale geliyor. İşte buradan itibaren tanı koymak mümkün. 3-4 milimetre. Sonra ülsere oluyor 5 milimetreye. Olgun bir lezyon haline ve kamuklanmaya başlıyor. Ve kısmen kabuk çıkarıldıktan sonra da böyle bir hal. Şimdi hastalara bakalım. Erken papüler lezyonlara bakın. Yani buna hakikaten eğer hastadan doğru öykü alınmazsa mpox olduğunu söylemek oldukça zor. Basit bir sivilce gibi. Şunlara bakalım. Genital bölgeye bakalım. O biraz daha kolay tanı koymak açısından ama çok rahatlıkla diğer deri lezyonlarıyla karışabilir. Öykü çok önemli. Bakın parmakta şöyle püstüler bir lezyon. Yani bunun hastanın öyküsünü almasak maymun çiçeği aklımıza gelmez. Pigment oluşturmuş. Bakalım bunlar da endemik bölgede çocuklardaki görüntüler. Bakar mısınız ne kadar yaygın? Bütün vücutta, yüzde, vücudun her yerinde. Bunlar gerçek vakalar. Bu da bu izinli olduğu için aldım bunları. Enfeksiyonun dördüncü günündeki göbekli lezyonlar. Artık burada şüphelenilir. Ve 14. güne geldiğinde lezyonlar iyileşmiş. Yine dudakta dördüncü gün ve 14. gün. Bakın göğüste şu tipik ama karışabilir. Püstülü olmuş sivilce de olabilir diye karışabilir. Pigmentasyon 14. günden sonra. Bakın ayırıcı tanı da maymun çiçeğiyle sifilis. Yani biz ayırırız tabii çok profesyonel olduğumuz için. Ama şuna baksa belki de sivilce çıktı gibi düşünebilir. Ayırıcı tanı da su çiçeği, kızamık, bakteriyel cilt enfeksiyonları, uyuz, sifiliz ve ilaca bağlı döküntülerin mutlaka yer alması lazım. Peki Dünya Sağlık Örgütü vaka tanımını nasıl yaptı? Şüpheli vaka, muhtemel ve kesin vaka olarak. Şüpheli vaka, endemik olduğu ülkelerde açıklanamayan akut döküntüyle başvuran herhangi bir yaştaki kişide akut başlangıçlı ateş, lenfadenopati, miyajlı, sırt ağrısı, halsizlik varsa bu klinik tablonun diğer döküntüyle seyreden hastalıklar olmadığı gösterilirse bu vaka şüpheli vaka olarak alınır. Muhtemel vakada şüpheli vaka için vaka tanımını karşılayan bir kişi, bu kişide epidemiyolojik bir bağlantı, cinsel temas dahil doğrudan fiziksel temas, semptomların başlangıcından 21 gün önce olası ve doğrulanmış bir maymun çiçeği vakasının kullandığı giysilerle yatak takımı ya da mutfak eşyalarıyla temas olduysa, yine semptom başlangıcından 21 gün içinde maymun çiçeğinin endemik olduğu yere seyahat öyküsü varsa, semptomların başlamasından önce birden fazla partnerle 21 gün içinde ilişki varsa ya da bilinen bir maruziyet yok ama serolojik testler pozitif çıktı ama çiçek hastalığı aşısı da yok. Bu durumda muhtemel vaka ve kesin vakada bu şüpheli ya da olası vakalarda reverse transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu yani PCR'la mpox'un pozitif saptanmış olması da vakayı kesinleştirir. Biraz önce de söylediğim gibi kesin tanı virüsün PCR'la tespitinden sonra. Bunu nasıl yapıyoruz? Biz steril hale geliyoruz. Mutlaka eldiven giyiyoruz. Kendimizi koruyucu önlemleri aldıktan sonra geçen yılki vakaya da öyle tanı koyduk. Ben kendim aldım. Şeyle PPD enjektörüyle veya insülin enjektörüyle ince uçlu enjektörle alıyoruz ve özel kapta PCR bakılmak üzere hemen laboratuvara iletiyoruz.
Sadece laboratuvara iletmemiz yetmiyor. Aynı zamanda bir numuneyi de Sağlık Bakanlığı'na göndermek üzere bekletiyoruz. Tanı doğrulandıktan sonra kesin doğrulama için de Sağlık Bakanlığı'nın Refik Saydam Hıfzıssıhhiye Enstitüsü'nde yapılan testlerinde tanı doğrulanmış oluyor. Peki tanıyı koyduk. Tedavi maalesef yok. Tedavi yok. Semptomatik tedavi ve izolasyon çok önemli. Bu kişiyi 3 hafta izole etmek lazım. Bir de sekonder enfeksiyonun gelişmemesi için hastayı korumak lazım. Şimdi ümit bağlanan birkaç ilaç vardı. Tecovirimat bunların başında gelmekteydi ama geçen hafta tecovirimatın da etkisiz olduğu anlaşıldı. Ve artık önerilen bir ilaç değil. Yine birinki sitovir, ki sitovirin bir varyasyonudur. Etkili olduğu ifade edilmekte ama şu anda tartışılıyor ve çalışmalar devam ediyor. Bir de vaksinya immünoglobulinin yapılması önemli. Ama en önemlisi vakayla temas ettikten sonra ilk 4 gün içinde aşı yapılırsa hastalığın gelişmesine karşı ciddi koruyucu. Biraz önce de söylediğim gibi kökeni bize dayanan ve dünyada Invamil, Invanex, Jynns isimleriyle anılan aşılar var. Jynns Amerika'da ACAM 2000 olarak adlandırılan diğer aşı da yine Amerika'da, İngiltere'de, Kanada'da bildiğim kadarıyla var, uygulanabiliyor. Evet, korunma amacıyla yapılan aşılama ise son derece etkili. 28 gün arayla 2 doz olarak uygulanır ve Mpox'a karşı da kesinlikle korunur. 9 Ağustos 2022'de de onay almıştır. Bugün ise hastalığın yayılmasını engellemek için bütün oklar Afrika'ya çevrilmiş durumda. Oradaki risk gruplarına veya oradaki risk gruplarıyla temas eden MSM'ler, birden fazla cinsel partneri olanlar ve seks işçilerine de aşı yoğun üretilmek üzere Dünya Sağlık Örgütü, CDC ile ve diğer aşı üretim firmalarıyla birlikte çalışmakta ki bir an önce aşı dozu artırılsın ve dünyaya yayılması hastalığın engellensin. Peki nasıl korunacağız? Farkındalığın artırılması, sağlık çalışanlarının enfeksiyonları önlemek ve bulaşmayı durdurmak için eğitilmesi, maymun çiçeğinin hayvanlarda görünme ayağının engellenmesi ve insanlarla hayvanların temasından kaçınılması gibi önlemlerin alınması lazım. Ve izolasyon çok önemli. Hastaların hem izole edilmesi hem de temasın azaltılması çok önemli. Dolayısıyla bu şekilde kişilerin karantinaya gerekirse alınması ve yine söyleyeyim çiçek aşısını çocukluğunda yaptırmış olanlar %85 oranında korunmakta. Genel ortamda, genel toplumda yaşarken de tuvalete gittikten sonra ellerin yıkanması, çünkü temas olabilir, aynı yere başkaları oturmuş olabilir. Mutlaka koruyucu bariyer kullanılması, ölü hayvanlar dahil temasları, kişiler arasındaki temaslardan kaçınılması, dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması, yakın temasta solunum yoluyla da bulaşabilme riski olduğu için maske takılması, örneğin uçaklarda olduğu gibi, virüsün barınabileceği hayvanlardan uzak durulması gibi, hastalığın endemik olduğu yerlere gidenlerin dikkatli olması ve döndükten sonra da kendilerinde olası belirtiler açısından dikkatli olması kısaca söyleyebileceğim önlemler. Kesin vaka tanımı konduktan sonra da kişilerin izolasyonu, kullanılan aletlerin steril edilmesi ve mutlaka hastalığın Sağlık Bakanlığı'na da bildirilmesi gereken işlemler. Hastanede tanı koyduğumuzda da mutlaka hastanın tek kişilik odaya alınması ve bütün izolasyon önlemlerinin yapılması, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerini ki çamaşır suyu burada çok güçlü bir bariyer oluşturmakta kullanılması önerilen yaklaşımlar. Daha büyük bir salgın haline gelme riski var mı? Yok, bunu belirteyim. Çünkü bir DNA virüsü ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve sormak istiyorum. Acaba Simla Hanım soruları burada mı alalım? Kısaca Batı Nil Ateşi'nden de bahsedip öyle mi devam edelim? Hocam çok kısaca şu birkaç tane böyle kritik şey var çünkü soru var hepimizin kafasında olan. Onları size yöneltmek isterim Olur, müsaadenizle. memnuniyetle.
Şimdi çiçek aşısı hani 1980'lerde sanırım kaldırıldı, uygulanmıyor. Bende var mesela 75 doğumlu olarak. O zaman ben %85 korunuyorum ama benim kızımda Kesinlikle. yok. Evet, Kızım kızınız korunmuyor. Ama siz 16 yaşında. korunuyorsunuz. Evet, Çünkü kızım çiçek aşısını 16 yaşında. yaptırmadı. Sizden geçen antikorlar onu 6 ay koruyor. Yani doğurduktan sonra 6 ay korunuyor. Ondan sonra korunmuyorlar. Ve şu anda sizin 16 yaşındaki kızınız korumasız durumda. Evet ve Tekrar artık çiçek çiçek aşısı. aşısının yapılması gündemde değil. Bilmiyorum bundan sonra öyle bir önlem alınır da çiçek aşısı tekrar üretilir mi? O konuda şu anda dünyada herhangi bir eylem yok. Dünya Sağlık Örgütü'nde de yok. Tamam. Bu teşekkür ederim. Sorumuzu aslında cevapladınız. İkincisi de su çiçeği aşısının böyle bir hani indirekt koruyuculuğu var mıdır diye bir soru geldi. Hiç yok. Hiç yok çünkü onlar herpes virüsler. Herpeto viride ile ailesiyle, poks viride ailesi uzaktan yakından tanışmazlar. Su çiçeği aşısı kesinlikle çiçek hasta şeyine karşı, maymun çiçeğine karşı kesinlikle korumaz. O zaman bizim aslında gençler için yapacağımız şey şu anda yeni aşıları gelirse ülkemize yaptırmak. Korunma yöntemlerini öğretmek, riskli bölgelere gittiklerinde olası bulaş yollarını bildikleri için dikkatli olmalarını sağlamak. Onun dışında şu anda dünya gündeminde herkesin mpox'a karşı aşılanması da yok. Bu kadar hızlı aşı üretimi olmayacak. Sadece öncelik Afrika kıtası başta olmak üzere risk gruplarına Tamam. verilmekte. Teşekkür ederim. Bir soru da lezyonlarda geçtikten sonra iz bırakıyor mu gibi bir soru gelmiş ama onun haricinde hepsi aslında gençlerimizi nasıl koruyacağız? Katılımcıların çoğu şey olduğu için bizim grupta olduğu için herkes tabii daha çok gençleri merak ediyor. Onların yanıtlarını aldım. Bir de lezyonlar iz bırakıyor mu diye bir soru gelmiş hocam. Lezyonlar iz bırakabilir. Bazı hastalarda bırakıyor, bazılarında da bırakmıyor. Çiçek hastalığında bırakıyormuş. Ama maymun çiçeğinde geçirmiş olanları anlayamıyorsunuz. Hafif bir risk alıyor ama bu ne kadar sürede geçiyor? Bunu bilmiyoruz. Çünkü Afrikalılarda daha fazla görüldüğü için önceden hani cilt renginin farklı olmasından dolayı ayırt edilemeyebilir ama beyaz tenli olanlarda ben iyi kötü bir iz kalacağını düşünüyorum. Mesela bizim hastamızda yaklaşık onu 6 ay falan takip ettik. Çok yakından bakarsak ya da ben bildiğim için sırt bölgesinde birkaç tane iz kalmıştı. Onun dışında kalmadı ama normal baktığınız zaman bir şey anlamıyorsunuz. Hani Evet, geçiren bunun için de kişilerde fark edebilir. Öyle kalıcı gözle görülür. Dikkati çeker bir iz olmuyor beyaz tenli olanlarda. evet hocam, bu da aslında yeni karşılaştığımız bir şey. Hep beraber göreceğiz. Birisi bir soru daha var hocam. Bu da dikkatimi çektiği için hemen diğer konuya geçmeden önce. Virüsün vücut dışında yaşam süresi nedir? Ne kadar süre canlı kalabilir cansız ortamlarda? Bir DNA virüsü cansız ortamlarda çok uzun yaşamıyor. Biraz virüsün yoğunluğuna bağlı. İşte 3 hafta izole edilmesi hani kişinin lezyonlarının iyileşmesini beklemek için. Ama etrafta bulunan bir haftadan daha uzun kaldığı zaman bulaşmıyor. Ama 7 gün önlem almak lazım. 7 gün bulaştırma riski olabilir. Bulaşma şeyine dahil olmak üzere. Virüs miktarına ve ne kadar teması olduğuna, lezyonların tamamı eğer kişinin iç çamaşırına bulaştıysa dış ortamdaki çamaşırlarda kalıyor. Yoksa tuvalette, orada, burada kalması pek mümkün değil. Hocam çünkü biz Covid'de de mesela asansörün içerisinde kalmak ve o asansörde fazla vakit geçirmek enfekte birisiyle riskliyken sokakta yürürken aslında maske takmamıza da gerek yok. Havadan uçarak hani gelmeyecek gibi bir takım bilgileri de zamanında çok konuştuk ve paylaştık. Sanırım bu yaşadığımız pandemiden ötürü bazı soruları ve bilgilerimizi güncellemek istiyoruz. Bir diğer konu da şu, bundan sonra da hemen aslında zamanımız azalıyor. Diğer konuyu gündemde olan konuyu sizden kısaca alalım ama bir soru da şu, bu Covid zamanında işte C vitamini, D vitamini bağışıklığını güçlendirme konularında gerçekten
Hem bazen yayınlar oluyordu, bazen hepimizin bildiği genel bilgiler ışığında ilerliyorduk. Yine burada benzer bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Bağışıklığımızı güçlendirmemiz gerekir mi bizim bu hastalık ya da bu salgınla mücadele ederken sağlıklı bireyler olarak? Dışarıdan takviye almakla bağışıklık gelişmez. Hele vitamin almakla hiç gelişmez. Maalesef COVID döneminde o kadar çok hipervitaminoz vakası gördük ki hiç gerek yok. COVID'de sadece çinkonun birazcık işe yaradığı gösterildi. Burada öyle bir şey yapmaya gerek yok. Bağışıklık sistemiyle ya da güçlendirdiğimizi varsayarsak hiç alakası olmayan bir hastalık. O nedenle böyle bir takviye almaya gerek yok. Hastalığın korunma yollarını bildiğimiz için hijyene dikkat etmemiz gerekir. Bilmedik insanlarla yakın temas halinde olmamak lazım. Yani ben Uzak Doğuların, şu Japonların tokalaşmama adetini çok beğeniyorum. Birçok hastalığı engellemek bakımından çok önemli. Tokalaşmayacağız, uzaktan selamlaşacağız, başımızla selamlaşacağız. Önümüze gelenle öpüşmeyeceğiz. Bunlara dikkat edeceğiz. Gençleri korumak adına gençlerin hem temas hem cinsel sağlık eğitimlerinin çok erken yaşlara alınması lazım. Ortaokula, liseye kadar inmesi lazım. Bu bilinç erken, ağaç yaşken eğilir. Ki dikkat etsinler ve sağlıklı olsunlar. Bugün bir de insanlarda çok fazla seyahat merakı var. Herkes gezmeyi artık çok seviyor. Çünkü her yere uçaklarla ulaşmak çok kolaylaştı. Seyahate çıkmadan önce seyahat sağlığı konusundaki bilgilerimizi de artırmamız lazım. Gittiğimiz ülkede hangi hastalıklar var? Hangi hastalıkların riski var? Nasıl önlemler almalıyım? Aşısı olan bir şey var mı gibi konulara da dikkat ederek orada gerekli önlemleri almamız lazım. Ancak bu şekilde korunmak mümkün. Başka türlü korunmamız mümkün değil. Bugün dünya artık global bir hale geldi. Herkes birkaç saat sonra istediği yere ulaşabiliyor. Yani Afrika'ya gidişler çok arttı. Afrika'dan Türkiye'ye gelişler çok arttı. Dolayısıyla biz aslında iç içeyiz. Dünya olarak her yerle iç içeyiz. Ya da Afrika'dan değil, daha önce Afrika'ya gitmiş, İngiltere'ye gelmiş, İngiltere'den Türkiye'ye gelmiş biri de risk oluşturmakta. O nedenle insan ilişkilerimizi yakın temas boyutunda tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Zaten bu konuda da hepimiz ihmalliyiz COVID'den kaynaklı. Sadece o Evet. günlerimizdeki korumalarımızı tekrar hayatımıza sokmamız gerekiyor bir kısmını gibi diye anlıyorum hocam. Çok Evet. teşekkür ediyorum. Ben de Sorular bu kadar. teşekkür ederim. Bir de son birkaç gün önce gündeme gelen bir konu vardı. Onunla da ilgili sizin zamanınız varsa çok kısaca bu hazır sizi yakalamışken onunla da ilgili bilgi almak isteriz açıkçası. Teşekkür ederim. Ben önemsiyorum Batı Nil ateşini. Çünkü Evet. İstanbul'da vaka var. Onun için önemsiyorum. Batı Nil virüsü ateşi daha herkes infekte olabilir. Bunu onun için getirdim. Fauci'yi hepimiz şeyden hatırlıyoruz. Covid-19 döneminde hep gündemdeydi. İşte Covid aşıları için, Covid pandemisi için. 83 yaşında geçen hafta Batı Nil ateşi hastalığı konuldu. Nasıl olmuş? Evinin arka bahçesinde işte ufak tefek şeyler yaparken bir sivrisinek tarafından ısırılıyor ve Batı Nil ateşine yakalanıyor. Yani sivrisinek İstanbul'da çok. İstanbul'da da Temmuz ayında Avcılar'da ve Büyükçekmece Gölü'nün etrafında Batı Nil virüsü ile infekte 4 hafta hasta olduğu saptandı. Biz aslında Batı Nil virüsü hastalığıyla 2010 yılında Türkiye olarak tanıştık. Nerede tanıştık? Ege bölgesinde tanıştık. İzmir, Manisa o civarda çok oldu. Neden? Çünkü hemen bizim komşumuzda 2018'de ondan önce İtalya'da çok önce çıktı. İtalya ve Yunanistan'da da salgınlar yaptı. Ve Türkiye'de de aynı yıl 26 vaka bildirildi. Aslında bakarsak Batı Nil ateşi denmesi sebebi yine 1937'de Uganda'da Batı Nil kesiminde ilk izole edildi. Buradan geliyor ve bizim Türkiye'de de çok olan Culex cinsi sineklerle taşınıyor. Ve aslında zararsız bir hastalık gibi ama değil. Ve şöyle İstanbul'da göç yollarında ve biz şu anda göç mevsimi arkadaşlar kuşların. Biz masuen yani pisi pisine gidiyoruz aslında. Sivrisineklerle kuşlar arasındaki bir döngü. Sivrisinekler kuşları emerek besleniyorlar.
Ama ondan sonra gelip bir insanı ısırdığı zaman da insana bulaştırıyor. Esas kuşlarla aralarında bir döngü çeviriyor. Ve Türkiye'de geçiş yolu üzerinde olduğu için İstanbul'da bu gölet alanlar özellikle risk. Şimdi ne oldu da bunlar kıpırdanmaya başladı yine? Dikkat ederseniz ciddi bir iklim değişikliği yaşıyoruz. Ve bizim akarsularımız, akarsulardan beslenen göllerimiz kurumaya başladı. Ve bataklık ve göletler oluştu. Ne oldu? Bu göçmen kuşlar uçarlarken, göç ederlerken sulak alanlara iniyorlar. Sivrisinekler nerede yaşıyor? Göletlerde ve birikinti sularda. İşte bundan dolayı da sinek popülasyonunun artması, uygun ortamların çoğalması, larvaları bırakacağı sivrisinek popülasyonunu arttırdı. Zavallı kuşlar da göçerlerken sivrisineklere av oldukları için onlar enfekte oldu. Biz de evimizin arka bahçesinde bulundurduğumuz, işte çiçekleri sulamak için koyduğumuz sular, bakın bu kadar önemli. Ya da orada kalmış bir su birikintisi. Bunların hepsi sineklerin üremesi için uygun ortam yaratıyorlar. Fauci gibi bahçenizi sulamaya gittiğinizde bu sinekler bizi de sokarak enfekte edebiliyor. Asemptomatik geçer %80 ama %20 ateş, kusma, diğeri halsizlik yapıyor. Ve lenfadenopatiler büyüyebiliyor ve en korktuğumuz şey de ensefalit gelişebiliyor. Vakaların %1'inde santral sinir sistemini etkileyerek ensefalit ve menenjit yapabilir. Bu bakımdan önemsiyoruz ve çok kısa geçeceğim. Tedavisi olan bir şey değil ve sivrisineklerle mücadele de hastalığın korunmasında en önemli yöntem. Isırık olduğu zaman ihmal etmemek lazım. Mutlaka temkinli olmak ve ısırıktan sonra ateş ve benzeri semptomlar olursa da test için hastanelere gitmek lazım. Özellikle sulak alanlarda piknik gibi şeyler yaparken dikkatli olmak lazım diyerek sözü bitirmek istiyorum izninizle. Sevgili hocam çok teşekkür ederiz hem zamanınız için hem değerli bilgileriniz için. Çok da güzel ve yoğun bir katılım oldu. Meslektaşlarıma da teşekkür ediyorum duyarlılıkları için. Umarım ülkemiz Türkiye adına anlattığınız kadarıyla bu kadarcık vakayla atlatır gideriz. Bu salgından da en az etkilerle kurtuluruz diyorum. En azından bilgilerimizi güncelledik. Hem bir insan hem de bir eczacı olarak nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda da en az güncel bilgilere sahip olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim duyarlılığınız ve benimle birlikte olduğunuz için. Bütün meslektaşlarıma, bütün katılımcılara teşekkür ediyorum dinledikleri için. Sizlere de organizasyonunuz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Çok sağ olun. İyi günler dilerim. Herkese iyi günler. Hoşça kalın.